Hayırlı akşamlar. Evet, buluşturana şükürler olsun. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Onun için buluşturana şükürler olsun. Çünkü çok güzel şeyler paylaşıyoruz Allah'ın izniyle. Yani kendinden kendine bir oyun. Oyununa bizi de dahil etmiş. Çok güzel bir oyun. Ben bu oyunu sevdim arkadaşlar. Çok sevdim. Allah oyun kuluyla kurgu yapacak. Güzel olmayacak. Mümkün mü? İyi akşamlar. Bakın diyor ki, müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin bir anlamı da budur. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin bir anlamı da budur. Asra yemin ederim diyen Cenab-ı Allah. Yani an o kadar muhteşem ki olamaz böyle bir şey. Seneler önce 25-26 bir senede vefat edeli, 27 sene oldu öğretmenim. Sevgilisine kavuşalı. Demek ki 26 sene veya 25 sene önce. Tasavvuftan Mutlu Damlalar kitabını karıştırıyorum. Bunu. Fakat %30'unu 35'ini anlayabiliyorum. 65-70'ini anlayamıyorum. Ama kokusunu almışım. Seviyorum. Gönlün neredeyse hazinen oradadır çünkü. İçinde dolaşırken şu cümleye geldim arkadaşlar. Ve orada olay bitti. Ben, yani herkesi enterese eden bir durum vardır hayatta. Bam teli dedikleri mi? Gönül teli dedikleri mi? Ya da işte gönlün neredeyse hazinen oradadır. Ben sanki hazinemi bulmuş gibi oldum. Bakın bu değerli öğretmenim Mehmet Rasim Mutlu'nun Mutlu Damlalar kitabından bir vecize. Bir söz, spot bir söz. Ama söz mü, öz mü, hitap mı, ne derseniz deyin. Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Hep derdi ki, aman hangi devirdeyiz efendim? Bunu demek bile, o pozisyonda, o edayla demek bile bulunduğumuz noktayı gösteriyor. Selamlar canım. Şimdi an, zamanın diyor, özü andır. Anı anlayamadığımız için o hep tekrarlanır. Biraz önceki söze geliyoruz. Diyor ki zamanın özü andır. Anı anlayamadığımız için o hep tekrarlanır. Anı anlasak var ya, tekerrürden ibaret olmaz. Seyyaliyet, akışın içinde oluruz. Senin diyor her kalp atışın bir zamandır. Bir devri açar. Her nefes alışverişte an değişir ve anlar birbirinin üzerine geldiğinden bıraktıkları imge sebebiyle hareket ediyor gibi görünür. Zaman dediğimiz budur. Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Yükseldi. Bakın anın kıymetini bilmezseniz o kadar hüsrana, yani al baştan, zaman kaybı, sınıfta kalma, ikmale kalma gibi. Ben daha geçen pazar günü yaşadım bunu arkadaşlar. Online sınav vardı. Ya dedim daha saat 11.30'a var dedim. Bir kahve içeyim. Ondan sonra bir tek ders var zaten. İşte yarım saat vermişler. 20 soru var. Rahat rahat girerim dedim. Sen misin öyle diyen? Aman o gün de evden bir çıktım, bir gelişim var buraya.
Ay dedim ne güzel işler becerdim dedim. Onu da yaptım, bunu da yaptım. İşte arkadaşa da yardım ettim. Öyle mi dedi? Ha, kendinden bilme dedi. Kendinden bilme. Kendine gel gibi. Ya da şükret. İçine ben girdiğimi hemen seni değiştiriyor arkadaşlar. İçinde ben olan her şey cehalettir. Bakın düzen yok. Temkin yok. Düşünemedim. Yani herkesin son saate bırakacağını bir girdim. Sınavınız bitmiştir, alamayız dediler. Gördünüz mü? Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi diyor. Zamanın kıymetini bilmek. Biz zamanı ben bir gün işte Tanzim'de çek ona yazarım ona çek deyince yanındaki arkadaş demişti ki hiç unutmuyorum. Ya lahana yaprağı gibi düşünüyorsun gibi dedi. Biz de bu zamanı öyle harcıyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah ana yemin ediyor. Asra yemin ederim ki içinde bulunduğun zamana yemin ediyor. Yani o kadar kıymetli ki o zamanın kulum diyor. Ben de seni seviyorum Petunia'cığım. İşte sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgi ne kadarsa imanın da o kadar güzel. Sevgi. Sevgi, sevgi. Karşılıksız. Karşılıksız sevmesini bilen ilahi yoldadır ve kesinlikle sevimlidir arkadaşlar. Kime? Başta kendisine. Ya işte Mayıslara kaldım. Mayıs'ta veremezsen devreye kaldım. İşte üç derse filan falan. Hani heyecan güzel bir şey. Aksiyon olsun hayatımızda. Tabii. Bak şöyle hayrı var Zeynepçim. Öğrenmenin verdiği zevki tadıyorsun. Biz buraya deneyimlemeye geldik. O anda ben eskiden olsa bayağı üzülürdüm. Üzülmedim. Kendimden bildim. Hemen bildim ama. Ya dedim şu kahveyi 10 dakika sonra ya da yarım saat sonra dersten sonra içsen olmaz mıydı? Daha büyük bir keyif olmaz mıydı? Teşekkür ederim hayatım. Benim işte programımın adı da Hayatın Ta Kendisi. Yaşadıklarından anlat. Çünkü öbürünü anlatamazsın ki sana ait değil ki. Hani tatmadım bilemem ki. Tattığını anlat. Çünkü tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. O basit gibi görünen bir olay anlatıyorum gibi geliyor. Hani imtihanı kaçırdım. Orada neler var biliyor musunuz o anlattıklarımda? Bakın diyor ki öğretmenimin sözü Mutlu Damlalar kitabından Mehmet Rasim Mutlu. Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Yani anı zamanında kullan. Mesela İnşirah suresinde de der. Hemen bir iş biter bitmez yeni bir işe koyul ve ne istiyorsan Rabbinden iste der. Böyle işte olsun. Ama neden sevindim biliyor musunuz? Çünkü akli ve nakli bilgilerimiz. Bir baktım ya birkaç üniversite, birkaç yüksekokul bitirmişim ama Montrö mütarekesinin anlaşmasının ne zaman olduğunu bilmiyorum. Aa dedim iyi oldu, iyi oldu. Onlara çalış. Kaldığım dersi de söyleyeyim. Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 2. Tabii, tabii. Çok bilen çok yanılır dedikleri. Ha, teferruatı at, özü alırız. Özne ne istediğini bilmek. Yani benim derdim sınıf geçmek değil ki, benim derdim öğrenmek. Hayat bana neler öğretiyor? Oyun içinde oyun, oyun içinde oyun var. Sen nasibini ne kadar alabilirsen o kadar mutlusun. Onun için keyfi biraz ötelemek lazımdı. İlk önce elindeki iş. Yani temkin, tedbir, yaşamın yarısı dedikleri olay. Evet arkadaşlar bakın şimdi bugünkü sohbetimizin konusu. Müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin de bir anlamı budur.
bir anlamı da budur. Şimdi. Teşekkür ederim. Annem 1996 yılının 9 Mart'ında vefat etti. Candan can çıktı. Çok sevdiğimdi. 36 sene onunla geçirmişim. Hakikaten çok seviyorum. Anne sevgisi başka bir şeydir arkadaşlar. Yani herkese de kolay kolay verilmez gibime geliyor. Seni Allah'a en çabuk kavuşturan anne sevgisidir. Yok, bak Petunia. Bak sevgili Çiğdem Hanım, ben babamı kaybettim. Ancak kendimi toparlayamıyorum. Olmaz bir tane. Olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Tabii bunu söylemek kol, hani ateş düştüğü yeri yakar şüphesiz. Ama bir tanem, sevgili çağırdı da kim gitmedi? Bu dünyadaki anlaşması bitti. Yoruldu veya gel dedi Allah. Ölmek yok, olmak var. Bizim mürşidimiz bir gün beni mutfaktan çağırttırdı, dergâhtayım. Mutlu Baba seni çağırıyor dediler. Geldim, buyurun efendim dedim. Kız dedi, ben öldüğüm zaman ne diyeceksin dedi. Allah korusun efendim dedim. Söyle dedi, öldüm kabul et. Siz dedim bir sohbetinizde şöyle demiştiniz. Beni öldü gördüğünüzde öldü demeyeceksiniz. Oldu diyeceksiniz. Oldu mu gel der Allah. Yok, tamam hayat. Lütfen toparlayalım. Çünkü onları üzeriz. Çünkü onlar sevgiliye kavuştu. Gurbetliği bitti. Burası gurbetliktir. Evet, devremülk. Bak Ahmet Bey çok güzel bir şey hatırlattı. Burası devremülk. Devremülk başkasına devredildi. Bu kadar. Çok güzel. Bak, ölümün en güzel yanı ne biliyor musun hayatcığım? Bir daha ölmek yok. Sonsuz alem var. Ve Cenab-ı Allah, bilmez olur muyum bir tane, verdiğini geri almaz, daha iyisini verir. Bakın, daha iyisini verir dediğim olay şu. Anne karnında iki bebek var. Ahmet doğunca Mehmet ne diyor? Eyvah, kardeşim öldü diyor. Ona göre öldü. Öbürüne göre anne karnı mı, burası mı? Tabii ki burası çok güzel. Daha büyük. Buradan da bekaya doğuyoruz. Orası muhteşem. Sonsuz. Burası geç rampa. Siz de iyi ki varsınız canım. Burası rampa ama burada, burası çok önemli. Çünkü burada Allah'ı bulacaksın. Orada Allah'lasın. Bakın kitapta diyor ki, hakikati bilmek istiyorsun sanmam diyor Mutlu Baba. Öğretmenimiz Mehmet Razi Mutlu. Sen ölmek mi istiyorsun diyor. Hakikati bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Sen ölmek mi istiyorsun? Hakikat ancak ölünce anlaşılır. Yani esas mezar budur arkadaşlar. Ruh özgürlüğüne o zaman kavuşacak. Yani kılıç kınından çıkınca özgürlüğüne kavuşur. O zaman muhteşem. Bu bedende burada çok önemli. İşte Zülcelali ve İkram dediği aslında bu dünyadır. Bu dünyada en büyük ikramı ölmeden evvel ölmek. Yani bu bedende egoyu minimize ederek farkındalığı arttırmak. Ya Rabbi, biz zaten anlaşıp geldik arkadaşlar. Anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla. Ama burada mızıkçılık yapıyoruz, biraz zor geldi. Ama Allah'ın yardımı yine geliyor. Çünkü o senin gönlüne bakar. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar. Dolayısıyla beka alemi, ne alemler bizi bekliyor. Ölmek yok, olmak var. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Ama
Mahcup gitmeyelim derim ben. Bize vermiş olduğu potansiyeli en güzel şekilde ortaya çıkarıp gitmek lazım. Zaten kamil insana ölüm de bir, kalım da bir, iki dünya bir, acıyla tatlı bir, acı diye bir şey yok. Tekamül var, teyit var, seni Allah'a kovalayış var, şuura, büyük bilince kovalayış var. Ruh, akıl, vicdan, irade, idrak, bunların güzel kullanımı. Bakın, ruh eşittir akıl, vicdan, idrak. İdrak çok önemli. İdrak edersin de irade yoktur. İşte o iradeyi de Cenab-ı Allah'tan isteyeceğiz. Şimdi, müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin bir anlamı da budur. 1996, annem rahmetli, iz bırakacağız. Biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik. Evet Emineciğim, diğer canlılardan farkımız bu. Bir girebiliyorsan bir gönle gir dedikleri. Benim için 18 bin alem bu dünyada 18 bin kişinin gönlüne girebiliyor musun? Çünkü o da bir alem. O alışverişe girmek var ya, o da başka bir hal. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Annem 9 Mart 1996'da sevgili çağırdı, gitti. Candan can çıktı. 3 gün sonra Mutlu Baba ile tanışıyoruz. Bakın. Evet. 3 gün sonra. Çünkü Allah verdiğini geri almaz, daha iyisini verir ya da değiştirir. Anne tabii ki canım, her şeyim, beni büyüten, bana her şeyi öğreten, ilk öğretmenim ve anlaşmamız o anneden doğacağım demişim. Allah'ın yanlışı olmaz çünkü. Allah'ın kaderinde yanlışlık olmaz. Yanlışlık bizim bakış açımızdadır. Aslında Cenab-ı Allah oya gibi işlemiştir de biz müdahil oluruz hep. Evet, annemi aldı. Kimi verecek bakın şimdi? Mürşit verecek, mürşit. Yani Allah'a götüreni verecek. Seni Allah'la buluşturacak olanı verecek. Esas mürşit Cenab-ı Allah'tır. Ama bu dünyada da meslektaşı vardır. Rab nasıl öğretmen? Rab sıfatının meslektaşıysa, musavvir, el musavvir, ressam, Allah'ın musavvir sıfatının meslektaşıysa, mürşit de meslektaşı var bu dünyada. Senin kapasitene göre gönderecek. Çünkü çocukluktan beri istemişsin, ümit kesmişsin ya da. O da diyor ki, şimdi diyor, fırının duvarları ısındı, ısınınca vereceğim. Evet, şimdi şu sözün açıklamasına giriyorum arkadaşlar. Müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin bir anlamı da budur. 10 senedir gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Duymuşum, ismini duymuşum, tasavvufu duymuşum. Ama işte dediğimiz gibi zamanı gelmeden çiçek açmaz. 12 Mart 1996 Teşvikiye'de, Teşvikiye Camii'nin karşısına modern apartmanının birinci katı. Böyle 5-6 merdiven çıkıyorsunuz. Avukatlık bürosunun bir odasını Tasavvuf Fikirleri Derneği yapmışlar. Mutlu Baba'nın arkadaşı, eski baro başkanlarından Arif abi, Allah rızası için orayı tasavvufa ayırmış. Gittim, ilk gidişim. Köşede bir yere oturdum. Fırtınalar kopuyor içimde, üzüntü. Annem namaz kılmazdı, arada sırada kılardı. Senede işte Ramazan'da ya bir gün ya iki gün oruç tutardı. Yapamıyorum kızım derdi filan bana. Şimdi ben bu kafayla, bu blokajlı kafayla, daha doğrusu genetik yapı 600 sene ile 1000 sene arasında oluşurmuş.
1400 küsür senedir bizi kemikleştirdiler o duyguları ve korku içinde büyüdük. Ve ne yapacağımızı şaşırdık, nasıl Allah'a yaklaşacağımızı şaşırdık. Çünkü Allah'ı tanımıyoruz. Bir bey girdi içeri, 55-60 yaşlarında. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. İnsanlar da cevap verdi. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı sizin üzerinizde de olsun denildi. Oturduk yerimize. O da böyle okullarda, ilkokullarda öğretmen masası olur ya, onun gibi masada oturuyor. Biz de sandalyelerde oturuyoruz. Eliyle şöyle bir masaya vurdu. Hey, bana bak, bana dedi. Şöyle insanlar bir kendine gelir gibi oldu. Kılıyormuş, tutuyormuş, kılsın, tutsun, çok güzel, biz bir şey demiyoruz dedi. Biraz sonra ben annemi cehennem ehli ettim. Ağlıyorum, sızlıyorum, Allah'ım annemi yakma gibi gibi. Anneme affet. İşte ama şöyleydi, böyleydi, gönlünü biliyorsun gibilerinden. Bir daha vurdu masaya. Hani dedi ya, birinci vuruşunda, hey bana bak, bana dedi. Herkes böyle toplandı. Dikkat kesildi daha doğrusu. Kılıyormuş, tutuyormuş, kılsın, tutsun dedi. Bir şey demiyoruz dedi, çok güzel. Bir daha elini vurdu. İdrak etmiş miydi idrak dedi. Yani idraksız bunlar olmaz anlamı. İdrak etmiş miydi deyince, ben 36 yaşındayım o zaman arkadaşlar. Birdenbire paslı bir kilidin açıldığını düşünün. Ümitsiz bir vaka gibi. Şak dedi, açıldı. Aman Allah'ım. Annem idrak etmiş takımı. Annem rahmetli, gel kızım şu Allah'ın güzelliğine karşı bir çay içelim, bir kahve içelim hadi diyor bana. Güneşin batışında, doğuşunda. Ben genç kızım, gidiyorum, yapıyorum, geliyorum. Beni güneşin batışı falan ilgilendirmiyor. Onu sevdiğim için, onu memnun etmek için. Bakın, ama neyin temelini atıyor? Senin cehennemlik yaptığın yani. Evet, gibi. Karşısına geçer oturdum, kızım ama bak arkanı döndün. Ben sana diyorum ki şu Allah'ın güzelliğini seyredelim. Bak şu renkleri sen nasıl atıyor diyordu. Nasıl anında değiştiriyor diyor. İşte musabbir sıfatını anlatıyor. Hayvanlara çok acır. Yani Allah tarafından bir vicdan verir ya, bir idrak verilmiş, işte idrak. Fare yavrusunu bile çocuklar taş atıyor diye yapmayın yavrum. Birisi senin ayağına taş atsa acır değil mi? Onun canını da Allah verdi. Allah sebepsiz bir şey yaratmaz derdi. Küçücük çocuğa, anne ne anlatıyorsun ya, 6 yaşında 7 yaşında çocuk. Öyle deme kızım, algılar derdi. Soruyor ama derdi. Python tuttururdu, o kese kağıdını manavdan isterdi, o fare yavrusunu içine alırdı, hava deliği açardı, python tutardı. Hadi bunu yerine götürelim. Anne, yeri neresi? Denizin kenarına koyalım. İskenderun'dayız o zaman. Anne bize deli diyecekler. Ne derlerse desinler, kompleks sahibi olma derdi bana. Etkilenme insanlardan derdi. O hayvanı götürür orada, kanaletin kenarına koydu. Anne, bunun ne yararı var derdi. Kızım öyle deme. 21. yüzyıldayız. Tuvaleti olmayan binlerce köy var derdi. Milyonlarca ev var. İnsanlar büyük abdestini 15-20 metre öteye yapıyor. İşte veba mikrobu var, kolibasili var, anlatıyor. Bu hayvanda da işte veba var, tifüs var, fare. Fare gidiyor onu yiyor. Kedi de gelip fareyi yiyor. İlahi denge kendiliğinden sağlanmış. Sen hiçbir şey yapma kızım. Gördün mü? Şimdi Mutlu Baba ne demişti? İdrak etmiş miydi idrak demişti değil mi? Bakın şimdi bugünkü konumuza geliyoruz. Müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin bir anlamı da budur. Ben Cenab-ı Allah'ı o gün tanıdım arkadaşlar. 36 yaşında tanıdım. Yani idrak sahibinin ibadetini kabul ediyor. İdrak sahibini
Yani Allah ilmi billah'tır, ilimle varılır. Yok, 3 kitabım var efendim. İnşallah yazılır. Dolunca tekrar yazdırır Aydıncığım. Dolunca tekrar yazdırır. Zaten ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir yol verir. Fıtratın ortaya çıkar. Çıkar. Çünkü ben arkadaşlar bana deseniz ki bu hayatta bize bir tek cümle söyle. Bir tek cümle söyle. Hani o kız çocuğu sormuştu ya hayattan ne aldınız diye. Tamam kızım, tam adamına geldin. Ama sen de Allah yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de cevabımı unutma emmi. Tamam dedi. İşte bana hayattan ne aldınız deyin ya da bize bir tek cümle söyleyin de biz onunla yürüyelim diyorsanız söyleyeyim efendim. Dinle o zaman. Şu anda anlatıyorum. Bakın. En sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Annen de olur, baban da olur, çoluğun da olur, çocuğun da olur. En sevdiğinde olur. Emeğin, hakkın. Üstünü çizerler. Gözümü gösterdim o kıza. Kızım ağlatırlar. Yüreğimi gösterdim. Sızlatırlar. Ama Allah'ta hakkın zayi olmaz. Yola devam. Onun adı El-Hak. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Yola devam. Ben bunu aldım arkadaşlar. Kimseye takılmayın. 3-5 saat önce bizim evde yine patırtı kütürtü vardı. Anlatamazsın. Anlatamazsın. Seni anlayan var yetmez mi? Seni Allah'a kovalayan mübarektir. Yetmez mi? Bizi bu arada buluşturan mübarektir. Cenab-ı Allah'tır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Her şey tıkırında olsa, bakın, o provoke eden güç olmasa, o kadar küçük dünyalarda kalırız ki. Ama şimdiki dünyamız, bak işte şu önünde alet, açmışsın cep telefonunu, dünyanın dört bir tarafından basketçi voleybola transfer olmaz. Bu konuyla ilgili olanlar, nasibi olanlar buluşur. Ne buluşturur? Vefalı. Vefasızlar vefalıya kovaladı. Biraz önceki soruya da cevap. Tamam, vefalıyı bulduktan sonra onları yine sarıp sarmalıyorsun. Çünkü idrak boyutu çok farklı. Bakın, birinci sınıf ikiye geçerse bir boş kalmaz ki. O halde yola devam. Allah da hak sahi olmaz, geçmiş takıntı. Gelecek kaygı, dem bu demdir, dem bu dem. İşte Cenab-ı Allah belirdi. Hiç zorlama. 35 sene, 40 sene eşime anlatamadım. Anlatamadım. Tamam. Bugünkü aklım olsaydı deriz ama yanlış, o da yanlış. Olanda hayır vardır arkadaşlar. Bakın İslamiyet'in en güzel bakış açısı budur. Olanda hayır vardır. Olması gerekenler oldu. Ama şu saatten sonra gelin yeni bir sayfa açalım. Hepsini affedelim. Bizim tekamülümüz içinde diyelim. Ona o rol verilmiş. Ne yapacaksın? Boş ver. Allah anlasın. Ha yok yok anlarlar bak. Evlatlar anlamıyormuş gibi görünürmüş de anlarlarmış. Ama beklentileri çok yüksek. Beklentileri yüksek olduğu için hani annesin, babasın fazla bir şeyler beklediği için bazen tozutuyorlar. Dille gönül farklı söylüyor. Ama onlar bizim çocuklarımız. Yok Allah eksikliklerini göstermesin. Yani sana ne verildiyse başım gözüm üstüne de Cenab-ı Allah'a niye biliyor musun? Çünkü bulunduğumuz ortam terbiye metodumuzdur. Sen yaramaz çocuğu terbiye edersin değil mi? Yaramaz çocuk da bizi terbiye ediyor.
Böyle işte. O gün işte ben o gün Cenab-ı Allah'ı buldum. İdrak etmiş miydi idrak dedi. Hemen annemle birlikte bir açılım oldu. Allah ilimdir, Allah'a ilimle varılır. İlmi billahla. Bir sivrisineğin gözüne 400 kamera koymuş. Yok, ağır gelmesin. Gelmesin. Çekemeyeceğin yük vermem diyor Vilmacığım. Cenab-ı Allah. Yok, merak etme. Ya öyle oyunları var ki Cenab-ı Allah'ın. Öyle oyunları var ki anlatamam. Oyun içinde oyun. Yani teşekkür ederim. Böyle hüzünlüsün, biraz sonra sana kahkaha attırtır. Yalnız olmadığını bil bir tane. Şah damarından yakınım diyor. Daha ne desin derim ben. Daha ne desin. Kul kurar, kader güler. Bakın. Düşersin, kalkarsın, düşersin, kalkarsın, düşersin, kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Gizli bir el her şeyi tak 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 yerine koyuyor. Merak etmeyin. Gönlün, çünkü gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutuyor. Çünkü gönülden seslenen o. Hiçbir yere sığmam, gönülden seslenirim. Gönle sığarım dediği gönülden seslenirim diyor. Teşekkür ederim Gündancığım. Arayış. Arayışımız, aradığımızın ihtişamı içinde kaybolduğumuz içindir. Sözün güzelliğine bakın. Arayış. Arayışımız, aradığımızın ihtişamı içinde kaybolduğumuz içindir. Evet. Bir bakıma şaşkınız. Şaşkınız. Bu da çok güzel bir söz. Arife billahlık yolu, Allah'la irtibatı her halükarda koparmayanın yoludur işte. Arife billahlık yolu, Allah'la her halükarda bağı koparmayanın yoludur. Çünkü bulunduğumuz ortam terbiye metodumuzdur. Nereye attıysa seni kaçma. Oradaki görevin bittiği zaman çekip alıyor zaten. Sen yoruldun mu o da yoruluyor. Çünkü Allah'la insanın bütünlüğü var. Şah damarından yakınım diyor. Ve sabır, lütuf sabır noktasında geliyor. O sabır, ben sabreden de zevk alırım diyor. O zevki ben de tadarım diyor kulumda. Çünkü sabır bütün duyu organlarının ötesinde bir güzelliği getiriyor sonra sana. İyi ki sabrettim diyorsun. Teşekkür ederim Allah'ım diyorsun. Bana yakışanı verdin. En asil olanı yaptırdın. Evet, zorda kaldığınız zaman evet, düşünüyorsun, alıyorsun, veriyorsun, topluyorsun, çıkartıyorsun, olmuyor. En sonunda diyorsun ki ya Rabbim, en asil olanı yaptır. Beni bana bırakma. İşte. Sen Cenab-ı Allah'la konuşuyorsun ya. Seni Allah'la konuşmaya gönderdiler ya, yetti. Cenab-ı Allah da diyor ki açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır. Bakın karşılıklı muhteşemliğe. Ben de o tabloyu seviyorum diyor. Ya peki kim el açtırttı? Bizi üzen değil mi? Ha, iyilik mi yapmış oldu, kötülük mü yapmış oldu? Ya. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bakın diyor ki arınmak. Gel ki özün beslensin değil arınsın. Öz çok güzeldir. Öz tamamdır. Arınması lazım. Kim arıtır? Olaylar. Bulunduğun ortam terbiye metodundur. Altın tepside sunmuyorlar başarıyı. Zülcelali vel ikram. Celalinde ikram var. Bakın. Celalinde ikram var. Kopya çektiren hoca değil. Kopya çektirmeyen seni ağlatır, sızlatır, ders çalıştırtır. O celal sıfatıdır. Cemal sıfatı da kopya çektiren, onu severiz. Sonuç? Kopya çektirmeyen, ağlatan, sızlatan seni üniversiteye soktu. Bu dünyada da kim bizi?
hüzünlendirdi, üzdü, Allah'a kovaladı, bir muhasebeye sevk etti. O Allah'a kovaladı. Onun adı ister vicdansız olsun, ister vefasız olsun, ister nankör olsun, ister sevgisiz olsun. Görevi seni sevgiliyle buluşturdu. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak çünkü. Ve insanın ömrü arkadaşlar doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlıyor. Dost Allah, kalp arkadaş. Bu cümle beni çok etkilemiştir. Seneler önce işte kız kardeşime filanca benim dostum dedim de yapma abla dedi. Dost Allah, kalp arkadaş. Bakın. Yani hüsrana uğrarsın demek istiyor. Ama dost Allah, kalp arkadaş dersen herkes yine sarıp sarmalarsın. Ama dostun Allah olduğunu bilirsin. Yegane dostun. Vekilin. Hasbinallahu ve nimel vekil. O vekil olarak, o ne güzel vekildir, bize yeter dedi. Ve çok şey yapıyoruz biz burada biliyor musunuz arkadaşlar? Cenab-ı Allah'tan bahsediyoruz. Daha doğrusu kendi bahsettiriyor. Ne haddimize, o istemese toplanabilir miyiz? İşte ne kadar şükretsek azdır. Hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd edememek diyor. Öz kusursuzdur. Onu ortaya çıkartmaya çalışacağız. Ya Rabbim, bana verdiğin kapasiteyi ortaya çıkartmaya yardım et. Çıkartmama, mahcup gelmek istemiyorum. Bu. Her adımımız sevgiliye doğru gidiyor. Arkadaşlar bakın, ölüme demiyorum. Ölüm yok, olum var. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Mahcup gitmeyelim. Bütün mesele bu. Sevgi ve muhabbetle gidelim. Sağ ol canım. Evet, arz talep diyor aşağıdaki. O asra seninle yemin eder diyor. Tabii. Bakın, kadre uğramak, kadre uğramaktır. Dert seni dertsiz aleme kovalar. Vefasız seni vefalıya kovalar. Egoyu minimize etmeden olmaz Selmacığım. Bakın, aydınlanma diyorlar, farkındalık diyor, işte sertifikalar alıyoruz, şunları yapıyor. Bunların hepsi egoyu yenemediğin sürece daha büyük bir külfettir sana. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Bak, nefsin dağını delen hakikat şirinine kavuşur. Öbür dağ kolay, delinir zamanla. Al eline küreği kazma, delersin, dağı da delersin, öbür taraftan da geçersin. Sen kendindeki nefis dağını delebiliyor musun? Nefsin dağını delen hakikat şirinine kavuşur. O zaman insanları kucaklarsın. O zaman insanı kamil olursun. İnsanı kamil de şudur. Övgüyle sövgüyü bir görür. Hiç fark etmez. Arkasındaki hikmete bakar. Derviş dünyayı devirmiş. Bir bakıma derviş olursun. Derviş dünyayı devirmiş. Dünya dediğin ne? Bak, soğutmuyorum. Allah bu dünya cennetini de yaşatsın. Soğutmuyorum, sakın yanlış anlamayın. Hatta yararlanmazsan günah. Hem de evrensel günah. Denizi varken denizine girmezsen, kar yağdığı zaman kar topu oynamazsan, kayak yapmazsan evrensel günah. Cenab-ı Allah denizi senin için verdim der. Girsene şuraya der. O kumu sana şifa verdim, girsene der. Mutlu Baba'nın bu Tasavvuftan Mutlu Damlalar kitabında dediği gibi, diyor ki, denizin 3000 metre derinliğindeki güzellik kime? Kendine. Ama kuluna der ki, gel sen de seyret, gel beraber seyredelim der. İşte, bu dünyadan yararlanacağız. Ve çok kıymetli, çünkü buradan nasıl gidersen orada öylesin.
İşte Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi diyor ya. Anı çok güzel kullanın. An muhteşemdir ve Allah'tandır. Anlayamadığımız için tekrar 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 aynı hatalara tekerrür ediyor diyor ya tarih. Onun gibi bir şey. Ağacın meyvesi gece oluşur. Tefekkür meyveleri de öyle. Tefekkür. Arkasındaki hikmete bak. Bir olayın arkasındaki hikmete bak. Şimdi diyor ki işte biz zoru gördük mü kızarız, üzülürüz, sonu gelmeyecek zannederiz. Halbuki bizi hayata adapte eden zordur. Zorluklardır. Bakın diyor ki Şems'in dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği zül celali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur diye. Ve çekemeyeceğin yük vermez. Merak etme, yola devam. Açtığın el istediğin her şeyden hayırlıysa muhteşem bir şey bu ya. Muhteşem bir şey. Seninle ilgileniyor demektir. Seni başkalarına bırakmıyor demektir. Seni benden başka kimse anlamaz dediğidir. İşte benim yatak odasında şey güzel bir söz var. Bir yazarın diyor ki o yalnızlığına sahip çık diyor. Çok kişinin emeği var onda. O yalnızlık ne yalnızlığı? Cenab-ı Allah'la birliktesin. Vefasız vefalıya kovalar. Sevgisiz sevgiliye kovalar. Sevginin menbaına kovalar. Vafi. Vefalılar vefalısı. Adaletsiz adalet sahibine kovalar. Haksızlık yapan hakka kovalar. Toparlayalım. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Dünyada mutluluk, Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Ne tarafa baksan zaten onun eseri, sana ait bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar, işte o gün Cenab-ı Allah bende belirdi. İdrak, idrak et, idrak bakın. İnat çok kötü bir şey. İnat geldi mi idrak gider. Hani inat da bir murat diyor ya, yok olmaz. Biraz kendine gel, biraz sakinleş, inadın geçsin, idrake dön. İdrak, ruhun en önemli nosyonlarından biri. Bakın, akıl, vicdan, idrak. İrade, takatin bittiği zaman, yani gayretin bittiği zaman kolay değil o iradede. Gayretullah'ı hatırla, o kaynak tükenmez. Hemen başvur, hemen başvur. Bittim Allah'ım de, yettim kulum desin. Zaten o anda aldığın, bakın, öyle bir zevk veriyor ki, o dua hali var ya, en dünyada en büyük erk, en büyük güç, muhteşem bir motivasyon. Halikinle berabersin. Dost Allah, kalp arkadaş. İnsanın ömrü doğduğu an değil arkadaşlar. Allah'ı bulduğu an başlar. Cenab-ı Allah'ı da işte böyle zor olaylarda buluruz. Kendini buldurtması tabi hak edene de buldurtuyor. Pişiriyor. 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 Fırının duvarları ısındığında tamam gel diyor. Gel hadi diyor, seni kolay kolay anlamazlar, ben anlarım diyor. Bakın diyor ki küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Her halükarda bağlantıyı kesme de kendinden mutlu ol. Kendinden kendine bir oyun zaten. Ama ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar.
Yalnız değilsin. Seni seçmiş. Parçalara bölmüş. Esmalara bölmüş. Çiğdem demiş, Nurcan demiş, Altay demiş, Ahmet demiş. Aman Allah'ım, hepsi ayrı bir güzellik. Hep anlatırım ya, işte metrodan indiğim zaman o esmalar senin üzerine doğru geliyor. Bak bir böyle bak. Bir de ay bu kalabalık neymiş, ay bir an önce. Bir de böyle bak. Aa. Nereye çarpsan evliyadır. Çünkü herkes kendini ishar etmeye bu dünyaya geldi. Nereye çarpsan mübarektir. Evet arkadaşlar, bugünü de böyle bitiriyoruz. Şükürler olsun. Bakın. En azından dedik ki bir şeyler paylaştık. Sevgi ve muhabbetle bir ortak paydada buluştuk. Sevgi ve muhabbetle ortak paydada buluşmak muhteşem. Hele hele gönül, bakın, ruhun yüce tevhid haline gönül denilir. Gönül bizi buluşturdu. Gönülde kim vardı? Cenab-ı Allah. Ruhun yüce tevhid, birleştirici haline gönül denir. Evet, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Neden sevinirim biliyor musunuz? Bu bilgiler kolay elde edilmedi arkadaşlar. Şöyle, 26 sene bir veliye gittim. Ama hakikaten bir veli yani. Hakikaten bir veli. İki cihanda yüce Rabbim yüzünü güldürsün ki keza öyledir. 26 sene buradan Küçükyalı'ya gittim geldim. Adanmışlık ruhu. Aldıkça zevk aldım. Aldıkça geldim verdim. Ama çoluğuna, ama çocuğuna, ama komşuna. Şimdi de böyle. Daha büyük bir aileye. Arayışın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bu tip konuların. Sadelik var. Yaşanmışlık var. Derinlik var. Samimiyet var. İçtenlik var. İçtenlik ve samimiyet zaten doğru hedefe götürür seni. Paylaşın arkadaşlar. Benden yana zevkle, sevgi ve muhabbetle bir bu dünyada birisine dokunabiliyor musun? Bitti işte, bitti. Biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik. Diğer canlılardan farkımız bu. Ve müsterih gideriz. Hiç beni, bakın arkadaşlar, YouTube'da, Instagram'da kaydediyoruz bu videoları Allah'ın izniyle. Gıpta hazlı imreniştir. Onları da izlerseniz hepsinde başka bir akış olmuştur. Benimle birlikte sanki 26 yıl bu eğitimi almış gibi, o aurayı teneffüs etmiş gibi olursunuz. Hiç, siz de oldunuz bir mutlu baba. Ben on mutlu babadan aldım, Mehmet Rasim Mutlu'dan. Size elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Siz de başkasına verin. Biraz seviye Allah'ın izniyle yükselsin. Sevgi ve muhabbet üzerine bakın. Zaten diyor ki seni tahrik eden egonun gerçek maksadına ne kadar çok insan kucaklarsan o kadar varırsın. Ego kötü bir şey değil nefis. Nefsi nefis hale getir. Egon seni bir yerlere getirsin. Ben de varım. Kardelen karı delip ortaya çıktı. Ben de varım dedi. Adım Kardelen oldu dedi. Karı deldim çıktım. O ismi hak etti Kardelen. Ha, Çiğdem'e ne verilmişse Çiğdem de Allah'ın izniyle fıtratını yine Cenab-ı Allah bulduruyor. Evet, geriye Esma, Gülden, Serap, Ay, Mübeccel, hepimiz kendimizi bulacağız. Zaten kendimizi bulmamız için bu toplantı oluyor. Bu bizi bir araya toplayan kim? Basketçi, voleybola transfer olmaz. Hani evet, arayışımız
Arayışımız bizi bir araya getirdi. Ama samimi arayışımız bir. İkincisi de tasavvuf öyle kolay bir şey değildir. Bakın arkadaşlar, tasavvufu hak etmezseniz Cenab-ı Allah vermez. Diyor ki bakın, tasavvuf bakışıyla bakmak Allah bakışıyla bakmaktır. Tasavvuf ehli Allah'a Allah'ın baktığı gibi baktığı yerden bakar demek istiyor. Her olaya çok geniş bakar diyor. Halk edilmenin esrarı Haliki bilmendendir. İşte bu esrara tasavvuf diyoruz. Yani hayranlık boyutuna geçiyorsun. Bir sanatkarın eserine hayran olan o eserden ilham alarak yeni arayışlara girişir. İnsanın halife oluşu zaten bu arayışları gerektirir. Bir de sanatkarın kendisine hayran olanı var. O da tasavvufa dalar. Sanatkarın kendisi Cenab-ı Allah. Tasavvuf sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürüdür. Ben de buna bitiyorum. Tasavvuf sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürü. İyi niyet hep duadır bilme. İyi niyetli ol yeter. Zamanı gelince bütün dileklerin olur. Olursa âlâ, olmazsa alülâlâ dileklerin. Olmamasında hayırı vardır. Lütfen o cihetten de bakın. Seni senden çok sever Cenab-ı Allah. Seni senden çok iyi tanır. Ve karakteristik yapısı vermektir. Hazinesinden de bir şey eksilmez. Karşılıksız sever. Ya Vedud. Evet, tasavvuf sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürüdür. Senin diyor tasavvufu seçmen, bu yazıları okuman, bu sohbetlere katılman seni özel kılar demiş Mutlu Baba'nın Tasavvuf Nedir kitabından. Tasavvuf içe bakış değil, içe alış, cümle alemi içe alış. Tasavvufun diyor ruhsal metot ve ilimlerden başlıca farkı budur. Empatinin ötesine geçer. Adeta senin acını hisseder. Senin sevincini de hisseder. Senin sevincinle de sevinir. İnsan olmanın kriteri de budur zaten. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü yine buluşuruz. Sevgi ve muhabbetle. YouTube'dakileri de izlemenizi isterim efendim. Paylaşmanızı isterim. Emin olun ki Allah razı olsun diyeceklerdir gönderdiğiniz insanlar. Çünkü tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Diller ayrı, söylenilmek istenen hep aynıdır. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah. Şey yap Türkan, YouTube'dakileri izle canım. Önerebilirsin gönül rahatlığıyla. Çünkü samimidir. Çünkü sohbetlere çıkmadan önce şunu derim. Ya Rabbim, beni bana bırakma, benden sen işle. Ne söylemem gerekiyorsa söyle, ne işitmem gerekiyorsa işittir, ne görmem gerekiyorsa gördür. Samimiyet çünkü en büyük ciddiyettir. Sorumluluk da mükemmelliyettir. Bakın, Resul mesuldür. Resul mesuldür. Mesul de Resuldür. Cenab-ı Allah diyor ki, peygamberine söyle diyor, anlat diyor. Peygamber de dönüyor diyor ki niye çekiniyorsun diyor benden titriyorsun karşısındakine. Ben de senin gibi bir annenin çocuğuyum diyor. Ama vahiy gelince başka diyor bana. E bize de ilham gelince başka. Biz de aynı sevgi ve muhabbeti, süruru duyarız. İnsan olmanın bilinci budur işte. Eşref-i mahlukat. Eşref-i mahlukatlığımız ortaya çıksın. Hayırlı geceler diliyorum hepimize. Eyvallah.